Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum. Arkadaşlar sizleri bilgilendirmeye elimizden gelince devam ediyoruz. Şubat ayında ve Mart ayında zam alacak işlerin dikkatine diye bir haber yaptık. Yani arkadaşlar karıştırmayın bakın. Kendi topluyu sözleşmenizde Şubat ayında zam alacaksınız Şubat ayında. Mart ayında zam alacaksınız. Mart ayında olan işler içindir bu haber. Hani Ocak ayında zam alacak. Daha doğrusu zam alan işler için değil bu haber. Karıştırmayın. Bilginiz olsun. Dün açıklanmıştı Ocak ayı enflasyonu. Ocak ayında enflasyon %6.65 artmış TÜİ'ye göre. ENA göre de %12 civarı bir artış var. Bağımsız kuruluşa göre. Yani sadece bir aylık artış inanılmaz rakamlarda. Tüfe yıllık %57.68, üfe aylık %4.15, üfe yıllık %86.46 artmış. Tabii ki tekrar söylüyorum bunlar TÜİ'nin açıkladığı yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun, devletin kurumunun açıkladığı rakamlara göre. Farklı kurumlar bundan daha fazla açıklıyor. Gelin gelelim videonun konusuna. 1 Şubat 2023 tarihinde toplu iş sözleşmesi sona eren kurumlarda 6 aylık enflasyon gerçekleşmiş olup 6 aylık enflasyon %20.22'dir. 4. 6 ayda alınan %5 düşüldüğünde %15.22 enflasyon fark alacaklardır. Bilginiz olsun bu kurumlarda olanlar. 28 Şubat 2023 tarihinde toplu iş sözleşmesi sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, oğlu iş konulu gibi kurumlarda, Adalet Bakanlığı gibi kurumlarda 5 aylık enflasyon gerçekleşmiş olup 5 aylık enflasyon %18.49'dur. Şubat ayı enflasyon örneğin %3 çıksa 6 aylık enflasyon yaklaşık %22 civarında olacağı tahmin edilebilir. Bu durumda yaklaşık %17 civarında bir enflasyon farkı çıkmış olacaktır. 333 lira 60 kuruş günlük ücret yaklaşık 390 TL olacaktır. Ancak Kamu çerçeve protokolünde örneğin 400 lira 450 TL taban ücret belirlenirse anlam bu enflasyon farkı boşa gidecektir. 31 Mart 2023 tarihinde toplu iş sözleşmesi sönerecek kurumlarda 4 aylık enflasyon gerçekleşmiş olup 4 aylık enflasyon %14.96 olacaktır. Şubat ve Mart ayı enflasyonu örneğin %3 çıkarsa 6 aylık enflasyon yaklaşık %22 civarında olacağı tahmin edilebilir. Bu durumda yaklaşık %17 civarında da bir enflasyon farkı çıkmış olacaktır. Burada bit yine şu. Videonun başında da belirttik. Şubat ayı enflasyonu örneğin %3 çıkarsa bunun ne çıkacağını şu an bilmiyoruz. 6 aylık enflasyonu yaklaşık %22 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda yaklaşık %17 civarında bir enflasyon farkı ortaya çıkacak ama 333 lira 60 kuruş günlük ücret yaklaşık 390 TL oluyor. Bu durumda ancak kamu çerçeve protokolde Mart ayında imzalanacak diye size duyurusunu yaptık. Bir aksine çıkmazsa Kamu çerçeve protokolünde örneğin 400 ila 450 TL gibi taban ücret belirlenirse alınan bu enflasyon farkı boşa gidecek arkadaşlar. Burada da sendikaya dürülür. Ona göre bu enflasyon farklarını heba etmeyin. işi koruyun diyoruz.